Değerli arkadaşlar, merhaba hepiniz. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere TTMAT Gıda hisse senedinin hem kap haberi, hem bilançolar, hem de teknik analizine bakacağız. Bu videomuzu yeni üyelik alan arkadaşımızın ricası üzerine çekiyoruz. Eğer sizler de özel olarak videolarınızı hisse senetleri bağlamında hem teknik hem de temel analizler bağlamında çekilmesini, araştırılmasını ve incelenmesini isterseniz üyelikler sekmesinden bizlere ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar Öncelikle TT mat gıda hisse senedimizin bilanço tarafına bakmak istiyoruz 2023'ün son bilançosu bu son çeyrek bilançosu Aslında yıl sonu kapatma olarak da adlandırılabilir O yüzden zaten bilançolar geç geliyor arkadaşlar Çünkü önceki ilk 3 çeyrekteki gibi e düşünülmüyor. Olay biraz daha böyle yıllık bağlamında bakıldığı için geç gelen bilançolar var. Mart ayının sonunda belki Nisan'a kadar da sarkacak şu an için durumu gösteriyor hisse senetleri bağlamında. Şimdi TT Amat Gıda hisse senedimize genel anlamda baktığımız zaman bilanço tarafında 2022'nin 12. ayıyla arkadaşlar 2023'ün 12. ayı yani son bir yıllık baz alınmış durumda. Dolayısıyla hisse senedimizin yani şirketimizin bir yıllık özet gelir tablosuna bakacağız. Bakın arkadaşlar satışlarımıza %5 artmış son bir yıllık. Brüt karımız %166 artmış. Bu güzel brüt kar içerisinde vergiler, stopajlar falanlar filanlar hepsi bir araya geldiği için brüt anlamına geliyor. Yani net olarak gösterilmiyor. Birazdan nete de geleceğiz. Esas faaliyet karımızda Eksi 14.000 küsürden yani 14.169'dan eksi 6.000'e çekmiş durumda. Burada bir ilerleme söz konusu ama burada NA yazıyor. Yani yüzde bağlamında gelmemiş. Faaliyet öncesi yani vergi öncesi faaliyet karımızda arkadaşlar. Eksi 9'dan eksi 4'e gelmiş durumda. Yani eksi -9 9.700'den eksi 4.4'e gelmiş. Burada da güzel bir artı söz konusu. Net dönem karına gelelim. Net dönem karımız gayet mantıklı. Daha doğrusu gayet güzel bir şekilde artış göstermiş durumda artışın göstermesi çok güzel arkadaşlar yani eksi 25 bin küsürden eksi Pardon alt artı 46 bine gelmiş yani 25 bin üzerine 40 artı yaklaşık olarak 60 70 bin civarında bir şey artmış gibi düşünebiliriz buraya arkadaşlar çok da güzel bir artış var Dediğimiz gibi burada bir hani sistemsel olarak bu sayfanın sistemsel olarak ne olarak görünüyor. Şimdi gelelim özet bilanço tarafına gelelim. Buradaki özet bilanço tarafında ise arkadaşlar son 3 aylık alını yani 3. çeyrek bilanço tarafıyla 4. çeyrek bilanço arasında ve yüzde bağlamında gelmiş. Dönem varlıklarda yüzde %200 artışı var. Dönem varlıklar temel analiz tarafında yani defter tarafında arkadaşlar bir yıl içerisinde liki, likite çevrilebilecek kalemler olarak geçiyor. Yani paraya çevrilebilecek kalemler geçiyor. Burada gayet güzel bir şekilde artış sağlanmış durumda. Duran mallık tarafında %92 artmış. Duran varlıkta likiteye çok hızlı bir şekilde çevrilemeyen Genellikle 1 yıl ve üzeri 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık süreçte işte bina, arsa tarzında kalemler olarak adlandırılıyor. Burada da artışımız %92 olmuş. Bu da çok güzel ve toplam varlıklar olarak da %175 bir artış göstermiş. Yani şirketimiz bu kaleme kadar harika bir artış göstermiş durumda. Yani bir gıda sektörü içerisinde faaliyet gösteren bir şirket. Ne kadar böyle güzel bir şeyler olabiliyor. Birazdan kap haberlerine bakacağım sizlerle beraber. O zaman biraz daha açıklayıcı olacağını düşüneceğim. Ee, şimdi en son kaleme geldik arkadaşlar. Şu an şuraya Net borca gelelim. Net borcumuza düşüş var şu anda. Bu da çok güzel bir şekilde. Ve öz kaynaklara geldik. Yani öz kaynaklar öz sermayenin altına bir kalemdir ve dolayısıyla burada %2000 bir artış var ya yani mükemmel bir artış yapmış. Yani şirket gerçekten de 20'ye katlamış diyebiliriz arkadaşlar. Yani gerçekten de 20 misli bir artış göstermiş şirket ve son 3 aylık bunu görüyoruz ve bu artışımızın genellikle ya bedelsiz bölünmeye tekamül edebilir ileriki zamanlarda ya temettü verebilir yani kar payı verebilir ya şirket bunu alır duran varlığa aktarabilir ya da dönem varlığı ya da ikisini aktarabilir ya da finansal borçlarını daha erken bitirme gibi yapabilir ya da yeniden bir borç çekip arkadaşlar yatırma dönüştürebilir gibi gibi kalemlere dönüştürme söz konusudur. O yüzden öz kaynaklar gerçekten de bir şirketin bel kemiğidir. Yani kas öyle söyleyeyim. Şimdi akış tarafımıza geldiğimiz zaman bizim şirketimizi daha doğrusu bu tehtemat gıdayı teknik analize geçmeden önce fazla bir artışlar söz konusu yapılmıştı. Ve bu fazla artışların yapılmasının sebebi ise arkadaşlar acaba ne oldu? Neden böyle bir şey var? Öncelikle geriye doğru gideceğiz arkadaşlar. 22 Şubat'ta Olan dışı bir fiyat miktar hareketli ile ilgili kap haberi var. Burada şirketimiz nesinde kamuya açıklamamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır diyor. Dolayısıyla bir fiyat hareketli yok. Arkasından geriye geldim sürdürülebilir uyum raporu ile ilgili bir kap haberi var. Ama bu biraz daha karmaşık bir genellikle politikalar ve stratejiler bağlamında yapılan bir sistemdir. O yüzden buna değinmek istemiyorum arkadaşlar. Yani bu genellikle biraz böyle e, uzun uzun vadeli işlemler olabilir. bir Plan, programlar içerisinde olabilir. Mesela aynı şekilde bakın buradaki rapor da aynı şurada. E, yönetim bilgi formu da böyle. So, e, sorumluluk beyanı ve vesaire. Şimdi şirketin zaten burada finansal raporlarına girmeyeceğim. Az önce sizlere zaten son çeyrek bilançosunu özet olarak göstermeye çalıştım. Şimdi 19 Şubat'ta e, özel bir durum açıklanması varmış. Bu da e, yönetimle alakalı bir şey. şey yönetim YK üyesi falanca kişi görevi yapmak üzere falanca kişi ataması yapılmış vesaire. Burada da bir görev değişikliği, koltuk değişikliği olmuş. Ve geldik 19 Şubat'ta yapılan ve saat 19.51'deki kap haberi. Bu aslında önemli bir kap haberi. Hemen habere geldiğiniz zaman burada devralma şeklinde birleşme. Yani biraz böyle sanki şirketler hani evliliği derler ya şirketler birleşmesi vesaire. Bunun gibi bir şey olmuş. Devralınan şirket MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Tavuk Sanayi ve Ticaret AS şirketi olmuş ve borsada işlem görmeyen bir şirketmiş bu. Genel anlamda mevcut sermayesinde 1.1 milyonluk bir TL var, sermayesi görünü gibi gibisinden. Açıklamada enerji üretim alanında faaliyetlerinin başlanabilmesi ve şirketimizin uzun dönem stratejileri ve rekabetçi hedefler doğrusunda uzun vadeli nakit üretme ve kar etme potansiyelimizi artırabilmek adına yatırımcısının da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisseleri yatırım tecrübe şirketimizin falanca tebliğini falanca numarası MYK 2 Enerji Elektrik Tatil Şirketi LTT LTT ŞT'nin şimdi şurada bir 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 hata var ya da bir yanlış var çünkü yukarıda anonim şirketi diyor burada limite şirketi diyor orayı bilemedim burada bir yazım hatası olduğunu düşünüyorum şirketimiz tetamat gıda falan vesaire devrolma süreçte birleşme niteliği görüşmeler ilgili mevzuat hükümeti boyayacak uzman kuruluş raporunu bilinerek şirket ve değişim oranları içerisinde başlamasına karar vermişler. böyle bir raporlama vesaire olmuş yani burada bir şirketi alma var yani tetamat gıdanın şu şirketi alması söz konusu var burada tabii ki şirketin genel anlamda sermayesi ve bilançosu vesairesi bunlar çok farklı ve derinlenmesine işlenen durumlar söz konusu gelelim şimdi arkadaşlar. Buradan sonra artık bir teknik analiz yapalım. Teknik analiz acaba bundan sonra bu şirketimize, bu hisse senedimizin acaba nasıl bir sistem, politika yöneticeğine hep beraber bakalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle videomu uzun tuttum biliyorum farkındayım ama bu dediğim gibi videomun e, yeni üye arkadaşımızın çok derinlenmesine istediği bir video olması için biraz tabii ki uzattım. E, aslında derinlemesine inceleme yapıyorum. Bilginiz olsun sıkılmadan. E, inşallah takip ediyorsunuzdur. Evet şimdi ben bu tetamat gıdanın e, kanalımda 4 ay önce 4-5 ay önce tam şu noktalarda e, buralarda videosunu çekmişim. Ve çektiğim değerlerdeki değere baktığımız zaman yani 3000'li seviyelerden hissenin gelmiş olduğu 11.000-12.000 bin, bin seviyeleri yani nereden nerelere gelmiş bu hisse gerçekten de daha sonra biz e, analizler falan yaptığımda sizlere iste, isteklerinize gelen genellikle canlı yayınlarda daha çok isteniyor. E, videosuna pek fazla değinmiyorum arkadaşlar. E, ama hissemize bakıldığı zaman e, yani harika bir özellikle tepe noktası olan 3700'ü seviyeden itibaren bir zıplama, sıçrayış, ne bileyim işte roket, fırlama ne diyorsanız deyin harika bir yükseliş göstermiş bu hisse senede. Şimdi bu kadar çok artmasının sebeplerinden bir tanesi az önce burada bir şirketi devralması, birleşmesi. Bu gerçekten de bir gıda sektöründeki olan bir şirketin enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi şirketiyle birleşmesi, işte devralması. Gerçekten de şirketi e, hani kapasite olarak harika bir şekilde e, şişirmiş mi diye patlatmış mı diyelim yani büyütmüş mü diyelim e, kabına sığmamış açıkçası. Yani buradan yorumumuzdan bu çıkıyor. Şimdi hisse senedimizde. Teknik analiz tarafında aslında şu noktaya kadar geldiğim zaman tepe noktamıza kadar normal bir artış seyri görülüyordu. Ama bundan sonraki yani 3700'den sonraki artışlara baktığımız zaman e, felaket, harika, e, yani mega üstü mega artışlar söz konusu. Yani %600, %700'lere varan bir artışlar söz konusu. Şimdi birazdan performanslarla göstereceğim sizlere onlara değineceğiz. Şimdi şirketimizin geldiği noktasında hisse senedimiz artış noktasına yani 3700'den sonra daha önce bir analiz yapmışım ve bir tahminde bulunmuşum. 8000 seviyeler kadar buraya bir artma söz konusu yapabilir demişim ki yapmış mı? Yapmış. Arkasından bundan sonra bir geri düşüş yapmış ve destek seviyesi 6400'lere kadar yapmış. Bir soluktan aslında burada bir yapıp tekrardan böyle bir ikili tepe yapıp e, ama şu noktaya baz aldığımız zaman burada bir tabii ki spek alım işte e, panik satışlar vesaireler gibi durumlar söz konusu var. Ama bundan sonra hissenin hızlı artışına baktığımız zaman yani 6400'den 12000 yani yüzde %100'e yakın bir artışını Gördüğümüz zaman evet 6400'den 12000 yani %80 gibi bir artış gibi hemen hemen görünüyor. Hatta bir ölçelim yanlışlık olmasın arkadaşlar sadece fiyata bakarak yapmak istemem. Evet %90'lık bir artış tekamül ediyor yani şirketimizin bakıldığı zaman yaklaşık olarak yani böyle bir artış söz konusu. Şimdi bu artışın arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu kadar çok artışın. Özellikle SPK tarafından şirketten istemiş olduğu olağan dışı fiyat artışının sebebiyle alakalı olarak şirketin de az önceki kap birinde konuştuğumuz gibi herhangi bir olağan dışı bir söz konusu bir olayın olmadığına baktığımıza rağmen şirketin bu kadar çok artması. Ama genel anlamda şirketin başka bir şirketle birleşmesi özellikle farklı bir şirketle birleşmesi tabii ki de bunu bir şişirmiş ya da büyütmüş diyebiliriz. Ama genel anlamda şirketin bu kadar çok artışından sonra e, nereye kadar daha gideceğini kestirmek açıkçası güç arkadaşlar. Yani bunun artışın belki bir yüze seksen daha mı artacak? Yoksa şirket bundan sonra bir boynu büküp aşağı doğru inecek mi? Şimdi gelelim bunun tahminine yapabilmek için RSI, makte yani indikatörlerimize bir sormamız gerekiyor. Şimdi indikatörlerimize baktığımız zaman tepe noktası RSI'mızı 1135 alt noktamızı 667 olarak bazı aldığımız zaman halen yükseliş de görünen bir RSI var ve tepe noktası makdeli de halen yükselen bir makde. Söz konusu tepe noktasına kadar gelecek bir makde var. Buraya yan çizgi atmak istiyorum değerli dostlar. Şöyle yan ışın çizgisini Dolayısıyla hissemizin makde tarafında 410'luk bir seviye. Yani buraya kadar bir çıkmasını görmemiz gerekebilir. Görebiliriz de sıkıntı olmaz. Ama 4 saatliğe gelelim. Yavaş yavaş geriye dönelim. Bakalım şirkette bu kadar çok artışı bakın buraları geçmiş tepe noktası olan 4 saatlik 949 tam buraya da geliyor. Bakın buraya da gelecek. 2 saatliğe geldik arkadaşlar RSI MACD tarafında. Bakın buraları geçmiş. Bu nokta bu noktaya geçmişti. Tepe noktalarını da geçmiş. Daha da gidecek diyor. Ama burada inişimizi hafif bir kar e, payı olarak gösterebilirsek. Evet bir geriye dönüş burada görülebilir. Ama bakın aynı geriye dönüşü burada yapmış. Şimdi aynısını burada da yapabilir ama yapsa bile bakın burada negatif tekrar yukarı atmış yani uzun lafın kısası şuna tekamül etmek istiyorum Arkadaşlar bu hisse senedimizin daha da yükselmesi öngörülebilir tahmin olarak nereye kadar gideceğini maalesef şu anda kestiremiyoruz yani bir 80 üzerine bir 80 daha çıkabilir onu bilemiyoruz şu anda ama artışta olduğunu ve hakikaten hakikaten daha da artma durumunun söz konusu olduğunu görebiliriz. Genel anlamda Aresay tarafımızın tepe noktasının veya makdemizi indiği zaman madde noktamızın daha da doyuma ulaşabileceğinden düşünerek yani öyle bir kanıya varacak olursak hissemizin genel anlamda 15 bin seviyelerine kadar da çıkmayı test etmeyi gözlemleyebiliriz. Buralar bekleyebiliriz. Ama bir ufak uyarı bu kadar çok hız artışında hızlı inişlerde tekamül edebilir. Buralara mutlaka dikkat edin. Tepelerden yakalanmayın. Bu tip durumlarda genellikle risk azaltma, risk düzürme, düşürme, minimize etme durumlarına gelebilirsiniz. Eğer çok aşağılardan bu hisse aldıysanız kademeli kar satışlarına girebilirsiniz. Ama hissemizin topunu elinize çıkartmak ya da toplu bir şekilde bu hisseye girmek bunlar yanlış hareketlerdir borsa genelinde. Gelelim son olarak arkadaşlar sizlere performansı göstereceğim. Performans bağlamında 3 aylık %300, 6, 6 aylık %650, yıllık %5000. Bakar mısınız bir yılda 5000 yani 50 misli gibi artmış durumda. Harika artışlar. Yani bu hisseyi çok aşağıdan alan kişiler gerçekten de köşeye döndü diyebiliriz genel anlamda. Ama bu sizi gaza getirmesin. Daha da artar mı ya da düşer mi? Gerçekten de bunu zamanla göreceğiz. Ama benim daha önce dediğim gibi 4 ay önce yaptığım değerlere baz aldığım zaman yani 3000'li seviyeleri bir nerede? 12.000'lik 10 seviyeler nerede yani? Ona baktığımız zaman gerçekten de güzel artışlar, harika, deli dehşet artışlar görmüşüz. Ama hisse senedimiz genel anlamda performansı hala yükselişleri gösteriyor arkadaşlar. Nereye kadar soluklanacağını, nerede bir nefes alacağını hep beraber takip etmemiz gerekiyor. Temkinli olmakta fayda vardır. Umarım güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi bu videomuzu bir yeni üyemiz arkadaşımızın isteği üzerine çektim. Sizler de böyle videolar çekilmesini istiyorsanız, ayrıntılı videolar çekilmesi istiyorsanız, üyelik sistemimizdeki 3. seviye üye, üyeli alabilirsiniz arkadaşlar. Özel olarak sizlerle istemiş olduğunuz hem hisse senetlerini analizi yapabiliriz hisse seneti bağlamında hem de Discord üzerinden sesli konuşmalar da yapabiliriz. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.